Hepinize merhabalar arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi Ivern maçıyla karşınızdayız. Dünyada bir ilk. Yani benim gördüğüm varsa bildiğiniz bilmiyorum. Profesyonel bir sahnede Ivern orta koridor ilk defa oluyor. Hatta ilk defa diyeyim ben. Çünkü gerçekten olmadı. Olsa haberim olurdu. Şimdi burada seçim yasaklama ekranıyla başlayalım. Cloud9 Golden Guardians. Karma, Corki ve Twisted Fate yasaklamaları gelmiş. Sağ tarafta ise Trash Catlin, Zeri. Zeri'yi biliyorsunuz inanılmaz saçma bir Halilu'yu karakter. İlk seçim Yumi gelmiş. Hemen karşılığında Gwen Afelios gelmiş. Şöyle bir kameramızı şuraya çıkartalım. Siz de görün. Gwen Afelios gelmiş. Jin Victor'la. Victor iyi bir kör seçim. Zaten Korki yasaklı. Twisted Fate yok. Güzel bir seçim. Sona tercihi geliyor burada. Buradaki Sona hatırlar mısınız bilmiyorum. Orta koridorda 1-2 oynandı. Avrupa'da da oynandı. Sanırım Amerika'da da oynandı. Emin değilim Avrupa'da kesin oynandı. O yüzden Sona'nın orta koridor ve destek olma ihtimali var. Gıbe'nin orman üst koridoru olma ihtimali var. Şu ana kadar kırmızı tarafta Cloud9 elini göstermedi. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Jarvan ve Zed yasaklamaları geliyor. Şimdi cloud Ivern gelmesi durumunda Jarvan çok güzel yasaklama. Niye? Jarvan Aphelios'a karşı iyi tercih. Sona'ya karşı iyi tercih. Ivern'a karşı iyi tercih. Burada zaten Gül cloud oyuncunun gülüşünden anlayabiliyorsunuz. Ivern'ın seçildikten sonra Sol tarafta lisin zinza yasaklamaları gelmiş. Ee, bakalım şimdi. Hala şu an Ivern Orman düşünün. Gwen üst koridor sona destek. Sona orta koridor. Gwen üst koridor. O, e, Ivern Orman desteğe bir şey alabilirler. Gibi gibi bir sürü olasılık var. Hala aslında tam anlamıyla elini göstermiş durumda değil. Şu an cloud Nine gidip orta koridora herhangi bir dövüşçü alıp sallıyorum İrelia. İrelia alıp Ivor Norman sona destekle Güvenüs koridorla bu öyle bir karma karışık bir şeyler yapabilirler diye düşünüyor düşünebilir Golden Guardians tarafı. Onu da söyleyelim bakalım son tercih ne olacak? Renekton tercihi burada geliyor Golden Guardians tarafından ve son olarak burada nar seçimi gelecek arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çok fazla sorulduğu için söylemek istiyorum bunu. Videoya geçmeden önce derken maça geçmeden özür diliyorum. Ee, biz ikinci kanal açtım arkadaşlar. Oraya genelde gameplay yani oyunlarımı atıyorum. Şu aralar çok iyi oynamıyoruz. Hafif makaralı oynadığımız oyunları atıyoruz. Haberiniz olsun ikinci kanalda takip ederseniz orada da öyle içeriklerimiz var. Twitch maç tekrarlarını atıyoruz. Twitch takip edemeyenler vardır. Ben sabahları yayın açıyorum çünkü. Takip edemeyenler oradan takibini sürdürebilirler, izleyebilirler. Şimdi geçelim maçımıza arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler size. Evet maça geçmeden önce tekrar söylüyorum. Bu hafta efsane içeriklerle karşınızda olacağım. Çok garip içeriklerimiz var. Çok iyi içeriklerimiz var. Janlı üst koridor oynandı çarplı. Onun da analizini yapacağım. Gerçekten bol içerikli bir hafta 10 gün bizi bekliyor. Cin konusunda ufak bir detay söylemek istiyorum. Reckless'tan duyduğum şeyi söyleyeceğim. Ee, Youtube'da denk geldim. Reckless kendi ağzıyla diyor ki ben eskiden bot 4 pot başlıyordum. Cine diyor her maç. Kısa zaman önce fark ettim ki diyor. Yetenek atışlarından kaçmam gerekmediği bir koridor olduğu zaman diyor. Yani atıyorum Afelio sona. Bir yetenekten kaçması gerekmiyor genelde. Zaten hani mantık ee, şey. Ne denir ona? Zaten direkt atıyor adam yani. Sona gidiyor yakınlaşıyor. Tıkıyor atıyor falan. Böyle eşleşmelerde veya siz kendinize göre hesaplayın. Karma, Lux bunlara karşı bot güzel. Ama diyelim ki yetenek atışı olmayan bir eşleşme var. Uzun kılıç 3 pot başlamak 10 fiziksel hasar almak daha mantıklıymış. Reckless bile daha yeni keşfettiğini söylüyor bunu kendi ağzıyla. Ben söylemiyorum bak sonra bana demeyin koç mu ne diyorsun sen boş yapma falan demeyin. Çünkü Reckless'ın cin performanslarını hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi gelelim Ivern orta koridor neden alındı ne yapılıyor nasıl oynanıyor falan. Buna gelin. Şimdi Victor'a karşı Ivern fena değil. Yani erken oyundan bas Geç oyunda Victor gerçekten çok güçlü can yakar. Şimdi Viktor'un biliyorsunuz ki önce bir geliştirme alması lazım güçlenmesi için. O geliştirmeye kadar Ivern rahat. O geliştirmeye kadar Ivern rahat olduğu için zaten ge ge e gelmek istediği duruma geliyor. Öyle bir durum var. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Sakın ha sakın. Ivern orta koridor oynayıp benim nişancım çok iyi oynuyor. Nişancı doğum var. Onunla gireyim de Ivern'la nişancımı güçlendiririm mantığıyla oyun oynamayın. Bu Ivern orta koridor tamamen ormancısıyla alakalı. Bu ormancı güven değil. Tamam mı? Güven değil. Ne var işte böyle çok dövüşmeyi sevmeyen. Lilia. Lilia olsa Ivern dünyanın en yüzsüz karakteri olur. Tamam mı? Bunda hemfikir olup O yüzden dövüşçü Olaf, Zinzao, Gwen böyle bir şampiyonla e, oynayın. Böyle şampiyonlarla oynayın. Ve burada bence Gwen en iyisi diyebilirim. Geç oyunda Zinzao'da, Olaf'ta bir tık düşer. Bir tık düşer. Orta oyundaki gücü olmaz. Ama Gwen oyun isterse dakika 1500'e gitsin. Gwen bambaşka bir şampiyon. Bu arada Ivory'ın da mantığı 6. seviyeden sonra Daisy'yi çıkartıp Daisy'ye kalkan atıp minyonların içine sokup Daisy ile o kalkanı patlatıp minyon dalgalarını ittirmek. Ben Golden Guardians cephesi adına düşünüyorum. Bu oyunun ee, yani ya erkenden çok erkenden Golden Guardians tarafı koridorlardan üstünlük alıp oyunu kazanacak ya da orta oyunu bir şekilde geçecek, geç oyunu oynayacak. Bence orta oyunda mantıken kazanma ihtimalleri yok. Herkes bir eşya oyunda. Tüm şampiyonlar bir eşya. Mavi takım nasıl savaş kazanacak? Düşün iki tane dinçleştirici ay taşı olacak kırmızı takımda. Ivor'un kalkanı, Sona'nın kitle kontrolü, can basması, Gwen'in can doldurması falan bambaşka bir şey. Bence Yumi'nin bu oyun kimyasal çürütücü alması lazım. Evet Yumi can doldurmak istiyor. Dinçleştirici ay taşı almak ister. Ama burada gerçekten sağ takımda çok fazla can çalma var. O yüzden de bence can çalma diyorum işte can yenileme artık can doldurma heal ne dersen iyileştirme ne derseniz deyin. Bence kesinlikle dinçleştirici ay taşı yerine e, kimyasal çürütücü alması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada Ivern'ın otomatik saldırıları da gerçekten iyi hasar veriyor. Yani iyi vuruyor. Minyon kesmesi biraz kolaymış. Onu fark ettim yani. Jin alt koridoru ittirmeye devam ediyor. Bu arada Jin 3 tane potunu kullanmış ve Aphelios daha hiç potunu kullanmamış. Onu da söyleyelim. Bu arada Sona alt koridorda Yumi'ye karşı fena olmayan bir tercih. Niye diye soracak olursanız Yumi'nin ufak da olsa dürtmesi, siz dürttüğünüzde can yenilemesi falan var. Bunların hepsine karşılık verebiliyor Sona. Çünkü Sona'da da bunlardan bolca var. Evet gördüğünüz gibi Victor'la Ivern şu an garipseyeceksiniz ama eşit minyon sayısındalar. Dediğim gibi yalnız burada bir dakika Samit üstüne atladı orada Renekton'un. O Renekton kötü pozisyonda kaldı. W'yi de yedi. W'yi de yedi. Kesiyor, kesiyor mu? 6. seviye oldu. Oy sıçra geldi. Bu arada sıçra atmasa orada düşmüştü. Burada Kiana geliyor ama oradan bir şey çıkmayacak. Hatta Kiana'ya bile dönüp Samit hasar vuruyor. Çünkü Ninja tabisi var. Ninja tabisi olduğu için Renekton Kiana'ya karşı biraz rahat ve burada görüyorsunuz Ivern'ın ittirmesini. Yani Daisy'yi salmış. Victor'un Daisy'yi öldürmesi de gerçekten zor biliyorsunuz ki. Böyle Daisy'ye kalkan vere, vere ittiriyor koridoru. Gayet güzel. Daisy'yi öldürürse Victor 50 altın kazanıyor. Onu da söyleyelim. Golden Guardians'ın bir de şunu söylemek istiyorum. Cloud9 tam ben bahsederken olay gerçekleşti. Ejder. Şimdi bir şekilde bu oyunda Golden Guardians orta oyunda oyunun bitme durumuna gelmemesi için yani orta oyunda şu hale gelmemesi lazım Golden Guardians. Ulan bunu yapmazsak oyunu kaybedeceğiz. Oraya gitmemiz lazım. Ejder ruhu zamanı öyle olur ya. Veya veya kim işte ee, Eldir. Eldir Ejder'in Türkçesi neydi lan? Kadim Ejder ha. Kadim Ejder'e gitmezsek kaybederiz. Ne kadar güçsüz olsan da gidersin ya. Golden Guardian's'ın böyle bir duruma sokmaması lazım kendini. O yüzden ilk Ejder'i verdi eyvallah. İkinci, üçüncü, dördüncü. Bir tane araya sıkıştırması lazım. Oyunun bir şekilde geç oyun safhasına gitmesi için, oyunun uzaması için bu gerekli bir şey. Çünkü çok erken aldı Ejder'i. Cloud9 tarafı. Bakalım şimdi Victor güçlendirmesinden sonra neler olacak. Bu arada Ivern ee, harbiden iyi farm yapmış. Yani düşününce tam Victor biraz öne geçmiş ama o da böyle inanılmaz problem değil aslında. Şimdi dediğim gibi Gwen'in buradaki önemi. Burada Gwen değil, bence Olaf da olur. Dediğim gibi Zinza da olur. Bunlar olur ki Claude Nine'ın ormancısı biliyorsunuz ki gayet iyi bir Olaf oyuncusu. Bunu da söyleyelim. Böyle taşıyıcı şampiyonları oynamayı çok sever. Bu arada Ivor hiçbir orta koridor şampiyonunun yapamadığını yapıyor. Uzakçı minyona kule bir tane vuruyor. Ivern'a bir tane otomatik saldırı vurup oradaki e, skoru almış oluyor. Ay, e, minyonları kesmiş oluyor. Burada bu arada Cloud9 tarafı e, alamete girmiş. Yalnız Kian orada narı yakalıyor. A bu ne saçma çarı ya. Oğlum tek başına tek attı lan adama. Ve ninja tabisi var bunun. Victor da hemen orta koridorda. Oo her yerde bir anda savaş çıktı. Son anı aldılar. Ve orada orta koridorda da Victor ultisini açmış. Orada e, Ivern'a e hasar vurmak için. Ve burada Nar'ın yaptığı çok yani Nar mı hata yaptı derseniz Golden Guardians mi oynadı? Bence Golden Guardians'i oynadı. Çünkü Nar orada hani onu düşünemez. O kadar hasar de çok düşünemeyebilir. Orada bence Kiana çok doğru bir hamleyle narı düşürüyor ve nar düşer düşmez buradaki alameti kendilerine almış oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bu alameti ben biliyorum nereye kullandıklarını. Kullandıklarında size söyleyeceğim ee neden hani bence bir tık yanlış diye düşünüyorum. Yani daha iyisi olabilirdi gibi. Bir orası gelsin anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada Kiana tek atıyor. Yani garip Şimdi Sonan'ın sıçrası yok. O önemli. Yani Afelios'un olmasa da tabii ki önemliydi de. Yani burada herhangi birinin işte Ivor'un sıçrası olmasa falan herhangi birinin sıçrasının olmaması önemli. Bu arada Victor geliştirmesini aldı ve bu geliştirme bayağı bir sıkıntı çıkartacaktır. Ivor ne? Daha doğrusu tarafına direkt olarak sıkıntı çıkaracaktır. Baksanıza Ivern resmen Victor'la kapışıyor yani. Çok garip. Gerçekten. Bu arada Ivern'de çift güçlendirme var. Sanırım o Samit'ten iyi bir çek geliyor. Şey yapıyor sanırım. Gidiyor kırmızıyı almadan önce böyle e, hedef yapıyor onu. Sonra Blaber öldürünce kendisi alıyor galiba kırmızıyla mavi. Onu tam bilmiyorum. Cidden Ivern'ü hani orta orada hiç görmediğim için yani böyle bir mekaniği var mı yok mu? Büyük ihtimal var ama. Yalnız Samit'ten iyi bir orada klik. Orada Renekton'u bayağı bir dürttü. Gördüğünüz gibi Viktor çok rahat bir şekilde orta koridoru ittirmeye başladı. Ve artık haritada gezmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani herhangi bir şey. Bence çizmesini erken bit... Bak zaten minyon dalgasına Viktor tek atıyor. Tamam Luden'i erken bitirmek istiyor olabilir. Ama bence bir çizme alıp sağa sola daha çok hareketlenmesi özellikle E geliştirmesinden sonra bence çok önemliydi diye düşünüyorum ben. Yani bunu yapamaması biraz üzücü olmuş diyebilirim yapamıyor olması. Yani tam çizmesi var yine yapar da yalnız burada Sona'nın anın olmadığını biliyorlar. Yumi direkt olarak ultisini açıyor ve orada Sona'yı düşürmeyi başarıyorlar. Burada Kiana'nın ekstra güzelliği var. Onu da söyleyelim. Kiana'nın biliyorsunuz ki burada hemen alt koridora alamet açmak istiyorlar. O, dur oraya oraya geldik bir saniye. Kiana'dan bahsetmeden önce. Burada alamet alt koridora açmak istiyorlar. Gayet güzel bir mantık aslında. Sona'yı öldürdükten sonra hemen açmak istiyorlar. Neredeyse burada kuleyi alacaklar. Ama burada Aphelios son anda ultisini kullanıyor. Bence alameti bir tık erken açıyorlar. Hani bir sonraki minyon dalgasında da açabilirlerdi diye düşünmüyor değilim. Veya burayı öldürdün. Rakip takım mesela burayı darlayacak ya. Şöyle bir olay yapılabiliyor. Mesela atıyorum öldürdün sonayı. Aphelios'u bir şekilde korumak için güven yola çıkıyor ya. Hemen sen rotasyon yapıyorsun. Gidiyorsun orta koridora alamet açıyorsun. Bak burada da mesela gördüğünüz gibi Victor nasıl darlıyor. Buraya gelinse mesela buraya belki bir kule altı bile yapılabilir. Kenan'ın ultisi duruyor. Anınız mı yani? Bu ufak tefek detaylar ve burada alt koridoru alamet açtıkları için, orada zaman kaybettikleri için, rakip takım üstünden geldiği için yani rakip takım dediğim sona üstünden artık geldiği için ve daha üsse dönmediği için Golden Guardians tarafı burada ejderi bırak ikinci ejderi veriyorlar. Ve bence oyunun en büyük hatalı yeri burası. İkinci ejder Victor bu kadar ittirme potansiyeline sahipken bu ikinci ejderi vermemeleri gerekiyor ve şu an Ivern eşya bitmemiş. Dinçleştirici ay taşı bitmemiş. Yani Ivern aslında o kadar da güçlü değil. Şu dakikada. O yüzden de Gwen eşya bitmemiş. Kiana'da eşya bitmiş. Ultisi duruyor. Burada savaşabilirlerdi diye düşünmüyor değilim ben. Yani ikinci ejderi vermeleri biraz kötü oldu. Kiana'nın bir gücünden bahsediyordum. Kiana'nın gücü şu. Biliyorsunuz ki kalkanları karşı iki tane eşya var artık. Hem yetenek gücü için hem saldırı gücü için. E sal fiziksel hasar şampiyonlar için. İkisi için de olduğu için Kiana burada o eşyayı alabilecek bir karakter. Onu aldığı zaman kalkan olan şampiyonlara gerçekten hatır sayılır hasarlar vuruyor. Victor için de gölge alev diye eşya var. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten gölge alevi. Yani şu an Kiana'nın durumu aslında hiç fena değil. 6000 altın var üstünde. Yani şu an bir şekilde yani bence Ivern'ın bu kadar şeyken ittirme gücünü yiyorken Ivern'e bir kule altı gelmemesi beni çok üzdü. Bak ciddi söylüyorum. Ivern'e şu an Kiana gerçekten tek atabilir. Yani tek atmasa bile Victor tamamlar onu. Yani bir en kötü Ivern'den bir şeyler alırlar. Ivern'ı darlamış olurlar. Böyle bir şey de çıkabilir ortaya diye düşünüyorum. Aa bu arada Victor burada Faze Rush girmeyi tercih etmiş Sürat coşkusu kayıtlamak için. Air girse koridoru daha çok yenerdi. Burada yalnız Kiana alt koridora geliyor. Sonra da mükemmel bir ulti geldi. Aphelios sonra ulti atıyor. Oy 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 oy. Kiana'yı çok iyi kestiler. Yalnız burada devam edecek. Afeliosan sıçra geldi. Victor güzel bir ulti attı ama Renekton'dan ışından geliyor. Gwen arkada Cini yakalamış. Cini darlıyor. Derken orada şeyi kesiyor. Arka tarafta Berserker Sona ile Ivor'un koruması altında Renekton da onu öldürmeye çalışıyor. Maalesef yeterli olmuyor. Ve burada Ace geliyor resmen. Direkt olarak tüm rakibi öldürüyorlar. Ve nar yokken. Şimdi sağ takıma ko karşı kompozisyonda ne yapmamanız lazım biliyor musunuz? Sabahtır söylüyorum ama bir daha söyleyeyim. Orta oyunda savaşmaman lazım. Yani orta oyun dediğimiz bu orta oyun sayılmıyor ama ilk eşyalar bitmiş abi. Herkes de ilk eşya bitmiş. Şu an savaşma. Bekle. Atıyorum Yumi. Dinçleştirici ayıtı şalsın. Bekle Kiana da o kalkanlara karşı hasar vuran eşya olsun. Victor da o olsun. Ona kadar dayan. Koridorları ittir. Darla. Karşı ormana gir. Bunları yap. Yani bunları yapmadığı için Golden Guardians burada savaşı kaybeden taraf olmuş oluyor. Bu arada Aphelios'un hiç korkusu yok. Direkt sıçratıyor. Bu arada Renekton'un da kalkanlara karşı bir gücü var. Onu da hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Bakın burada Ivern kalkan atacak. Bakın kalkan var ama kırmızı W'sunu kullandığı için Renekton kalkan direkt olarak siliniyor. Üst koridor oynamayanlar bili bilmiyor, bilmiyor olabilirler. Onu da söylemiş olalım. Ve artık oyunun kontrolü Cloud9 tarafına geçmiş durumda arkadaşlar. Ve şu olay. Cloud9 tarafına geçmiş olabilir. Cloud9 tarafında savaş başlatma mekaniği yok. Öyle çok fazla. Yani ikinci savaş başlatma mekaniği. Nar hiçbir zaman ana savaş başlatıcı değil. Bir orun değil. Anladınız mı? Bir Sona. Bir Natulus değil. Bir Leona değil. O yüzden de Golden Guardians oyunu soğutabilir. Ama resmen kum saati var şu an Golden Guardians cephesinde. Niye? O bir dakika üst koridora baskın var. Samit sıçra atıp çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bir dakika sonra 3. ejderin alıyor. Ve okyanus ejder ruhu. Cloud9 tarafı zaten çok fazla can basıyor. Sürekli can basıyor. Sürekli can basıyor. Bir de üstüne okyanus ruhu eklenecek bunun. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Şimdi Gwen 3-0'a geldi. Nashor'un dişini bitmiş. Kara falan her şeyi var. Gayet iyi bir durumda. Cloud9 tarafı hiçbir şey yapmasına gerek yok ki zaten yapabilecek bir kompozisyonları yok. Yani Cloud9 tarafı gidelim şuradan kul alalım. Oradan oraya rotasyon yapalım. Dive atalım falan böyle bir kompozisyon. Hani şu an yok. Cloud9'in mantığı şu. Abi maç böyle gitsin. Bak alameti de aldık. Orta koridor kulesini açalım. Tamam. Zaten ejder çıkacak. Biz ejderler oynayalım bu saatten sonra. Diye oyun oynuyorlar. Yani o yüzden Cloud9'in bir şey yapmasına gerekiyor. Golden Guardians'ın şu an şapkadan tavşan çıkartması gerekiyor. Bu arada burada birazdan bir şey olacak. Onu O çok önemli. Genel olarak esnek oynayanlar, turnuvalara katılmak isteyenler, profesyonel oyuncu olmak isteyenler için bence önemli bir bilgi. Nar bakın. Şurada Nar orta koridora yani Ejder için bir move atıyor yani. Hareketleniyor. Sonra bakıyor ki Victorious koridorda adamlar da Ejder'i böyle salacak gibi. Görüşü almış Kulodan'ın tamamen. Ejder'i salacak gibiler. Nar üst koridora geri dönüyor. Şimdi narın üst koridoru dönmesi kötü oluyor. Niye kötü oluyor? Şöyle bir durum var. Nar oraya döndü. Viktor Nar'a karşı üstün gelebilir. Renekton da Ivern'e karşı üstün gelebilir. Yan koridorlarda Golden Guardians iki yan koridorda yenilmiş oluyor. Bu da mantıklı bir şey değil takımlar için. Normalde Ivern Viktor'a karşı gitse Viktor Ivern'i de yenecek ama Nar Renekton'u yenecek bu sefer. Gördüğünüz gibi üst koridordaki kulenin canını yakıyor burada Viktor. Yalnız orada bir üstüne atlayacakmış gibi oluyor. Viktor direkt olarak ultisini kullanıp oradan çıkmaya çalışıyor. Nardan orada bir deneme ama oradan bir şey çıkmayacak. Bakın Mega da bittikten sonra hiçbir tehdit olmuyor zaten. Ma manası yok burada. Manası olmadığı için devam edecek mi? Devam ediyor. Güzel. Bakın Nar'ı nasıl darlıyor? Renekton da alt koridoru ittirdi. Bunun olmaması gerekiyor. Bu management data, lane management dediğimiz bir olay var. O, o onunla alakalı bir ufak hata görüyorsunuz. Renekton nerelerde geziyor. Karşısında nar olsa bunu yapamayacak. Şimdi bakın üste dönüyor nar ve ivern. Bakın nar nereye geliyor? Nar alt koridora geliyor. Çünkü Renekton alt koridorda. Şu an işte Renekton burayı ittirdi ya. Renekton burayı ittiriyorsa burada bence şöyle bir yanlış var. Viktor'un da bir wave daha durması lazım. Bu ben ben bunu çok severim. Bak şimdi. Burada da bir wave daha dursa çalıda falan. Zaten Ivor'un alt koridoru da ya. Hani büyük ihtimalle güvenden falan korkuyor olabilir. Eyvallah. Ama Nar'ın üstüne döndüğünü düşünmesi lazım. Nar'ın da canı azdı. Burada aynı koridoru da ittirse sonra üstte dönseler aynı anda Renekton'la Viktor aynı anda çıksa koridordan bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Belki rakibi görmüş olacaklar. Narlar'a Renekton karşılaşmayacak. Bak, Narı şu an alt koridorda gördüler. Şu an üstten çıksa, Renekton dönse, şu an üstten çıksalar Viktor aşağı gidecek. Yine rakibi sıkıntıya sokmuş olacaksın. Anladınız mı? Böyle bir hani akıl oyunları da arada sırada dönüyor. Onu da söylemiş olalım ve Viktor buradaki avantajdan üst koridordaki kuleyi almış oluyor. Ha bak, Ivern gördünüz mü? Kırmızı güçlendirmeyi aldı. Benim dediğim gibiymiş. Ve burada da hiç yetmezmiş gibi iyileştirmeler bir dakika. Üst bir baskın var. Kiana oraya bak bunu daha erken yapacaksın. Kule altı yapacaksın. Tek atıyorsun olmadı ama. Bunu bu arada şu an atmaz. Hep atardı Kian'a. Çünkü hiç zırhı yok Ivern'ın. Victor ikinci hani güçlendirmesini aldıktan sonra darlıyorken buna devam edeceksin abi. Bu iş böyle oynanıyor yani. Bence Kian'a o konuda biraz yanlış yapmış oldu ve Kian'a öndeydi yani. Bu arada Aphelios'tan bahsediyordum. Hiç yetmez, yetmezmiş gibi iyileştirmeler, kalkanlar yetmiyor adama. Adam gitmiş bir de kanos somuş alıyor. Yani bayağı bir e, can çalma e, olacak. Burada nar gördüğünüz gibi Renekton'u nasıl darlıyor. Fena darlıyor. Orta koridora bir Golden Guardians gelmiş ama oraya bir ışından geliyor. O ışından sonra orayı çok fazla darlamayacaklardır. 2,5 dakika sonra kum saati 2,5 dakikayı gösteriyor. Ve Gwen ikinci eşyasını bitti. 2,5 dakika sonra yalnız Renekton orada bir şeyler deniyor. Arka taraftan da Kiana ile Yumi geliyor. Burada ee, büyük bir ihtimalle düşecektir. Yümü de açtı. Araya da giriyor. Ivern geliyor ama buradan kurtulması pek mümkün değil. Direkt olarak düşüyor ve burada ejderden 2 dakika önce düştüğü için çok problem yok. Ejderden 30 saniye önce düşse çok büyük sıkıntı olabilirdi. Şimdi Kiana'da kalkanlara karşı güçlü eşyamız var. Afelios ikinci eşyaya gitmesi zor. Victor'un eşyası ne zaman gelecek bilmiyorum. Bu arada Victor bekleme süresinde azalma botu almış. Bence çok yanlış. Çok yanlış. Bekleme süresinde azalma botu alıyorsan koridor aşamasını direkt alıp sürekli koridorda atıyorum takas yapıp üste dönüp gelebilirsin veya atıyorum yan koridorlara falan gidebilirsin. Madem bu kadar beklettin o botu git büyü nüfuzu botu al. Hasar lazım zaten takımına. Büyü nüfuzu bot alacaksın burada onu bir geçeceksin. Bu çok yanlış bence. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde o botu kabul etmiyorum. Onu da söylemek istiyorum. Evet Victor'un da şu an gölge alevi bitti. Şimdi gölge alevden zaten sürekli şey alacak. Sürekli kalkan olduğu için karşıda gölge alevden sürekli maksimum büyü nüfuzunu alacak. Bir de büyü nüfuzu botu olsa hani resmen rakibin büyü, büyü direncini sıfır sayacak derecede bir şey olmuş oluyor bu. Neyse ikinci eşyaları bitmiş. Sadece Renekton da yok. Bu arada tek sıkıntı şu an can çalma sıkıntısı. Yalnız Kian orada Yumi ile beraber Gwen'i yakalıyor ama Gwen'e hasar yetmiyor o tek atmak için. Güven orada devam ediyor. Kalkanlar geliyor. Bir tık geri çıktı. Kalkanların bekleme süresini bekliyor. Derken full can oldu Güven. O ne? Kalkanlar gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Renekton'u kovalıyorlar. Hani o hasar hani artık Güven'i kim öldürecek mesela şurada? O Güven'i kim öldürecek? Çok sıkıntı gerçekten. Ve Ejder'e 30 saniye kala böyle bir savaş olması biraz sıkıntı olmuş oldu. Renekton'un ultisi yok. Oo yalnız orada cini yakalıyorlar. Cinin de sıçası yok. Son gitmesi kötü oldu. Yalnız Victor orada e, Ivern'ı yakalamış ama Ivern'e çok da bir şey yapamayacak. Orada sona zaten Ivern'ı doldurur. Victor ultisi gitti burada ve burada savaşamaz hale geldiler derken Nar orada yakalanıyor. Ama sıçratıp kaçıyor. Yalnız Kiana arka taraftan geliyor. Renekton da sıçrattı. Ay sıçrattı diyorum. Işınlanını attı. Orada Nar'ı yakalıyorlar. Nar düşecek mi? Yan tarafta ejder alıyorlar. Yan ejder daha önemli. Aa Nar'a ulti atıyor. Oo Nar'da ışıdı. Onu da Yan tarafta ejder. Oo ejder de gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bak narı öldürseler bile mantıklı değildi. Adamlar okyanus ruhunu alıyor. Bak inan o güven çok iyi yerde bekliyor. Victoria yakaladı. Arkadan sona geliyor. Ivern geliyor. Kalkanları basacaklar. Maalesef ki hasar yok. Gördüğünüz gibi bak canı inmiyor. Canı inmiyor güvenin. Yarıya bile düşmüyor yani. Buradan direkt olarak baron güçlendirmesine rahatlıkla gidebilirler. Burada Kiana Ivern'ü darlıyor. Orada kırmızı güçlendirmesini vermiyor. Evet gördüğünüz gibi baron güçlendirmesini de alıyorlar. Baron güçlendirmesini aldılar. Dakika 22.5-23'te ejder ruhunu aldılar. Yani bu adamlar daha ne yapsın ve bence kesinlikle oyun çok uzasa sol tarafın kazanma ihtimali vardı. Ya erken oyun ya geç oyun. Orta oyunda kazanma ihtimali yok sol tarafın. Erken oyunda çok öne geçerse vardı onun dışında yok o yüzden orta oyunda bence Golden Guardians tarafı çok yanlış oyun hani oyun mantığını yanlış seçtiler bir bir kişi kötü mü oynadı? Bence hayır. Ama oyun mantığı yanlıştı ve şu an emin olun Yumi şu an şey düşünüyor. Ulan keşke kimyasal çürütücü alsaydım. Okyanus ruhunu da aldı ya rakip. Kesinlikle öyle dediğine eminim yani. Okyanus ruhu olmasa da bence onu almasa lazım. can yenilemesi var. Ivern'ün var. Kalkanı vesairesi. Aphelios Kanos Samış aldı. Sonra da zaten can yenileme var çok fazla. Ve şu an ben Regarnur'dan duyduğum güzel bir terim var. Kumbara. Kuleleri kumbara olarak adlandırıyor. Gayet de güzel. Mavi takım az da olsa kumbarasını bozdurmasına rağmen çok öne geçemedi. Burada Cloud9 tarafı hiç kule alamamışken sadece bir kule alabilmişken orta koridordan onu da alametle aldılar. Onu alam alamamışken şimdi Baron güçlendirmesiyle 4 tane kuleyi direkt olarak pardon 3 tane kuleyi direkt olarak çok rahat bir şekilde alıyorlar. Burada normalde şunu yapabilir Cloud9 tarafı. Burada inhibitor kulesini veya inhibitoru alıp hemen üste dönüp üst koridora çıkıp üst koridordaki ilk kuleyi de alabilirler. Hani maksimum altın seviyesine çıkıp o zaman savaşmak için bunu yapabilirler. Yalnız orada Victor yakalanıyor Ivern'e. Direkt olarak düşünüyor. Bakın kule vuruyor Gwen'e. Renekton vuruyor. Victor vuruyor ama Gwen'in umrunu değil. Can yenilemesi maksimum seviyede. Yan tarafta Nar 1 ve 2 atıyor. Kiana ve Yumi ile. Onu da söyleyelim. Kiana ile Yumi'yi düşürmeyi başarıyor. Nar ve burada canları bile inmeden yani canları inmiyor takım savaşında gördüğünüz gibi. Özellikle de Gwen'in. Şunu söylemek istiyorum. Videonun başında söylediğim gibi. Bu kompozisyonda yani orta koridor destek rolündeki bir kompozisyonda. Seraphine, Ivern, işte Sona orta koridor. Böyle bir şeyde ormancınız daha önemli. Aphelios'un ne önemini gördük şu an. Aphelios can simidi. Bunu unutmayın. Ya bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Buralara gelmemde gerçekten emeğiniz çok büyük. Harbiden size borcumu ödeyemem. Cansınız çok sağ olun. Bu arada Faker videosuna yapılan yorumlara cevap veriyorum. 1000-1500 tane falan yoruma cevap verdim. 2500-2700 tane yorum var. Hepsine yavaş yavaş cevap vermeye devam ediyorum. Haberiniz olsun unutmadım o konuyu. Onu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.